Vodafone'dan yenilenmiş cihaz aldım. Bugün ayın 18'i, 18 Ekim. Cihazı aldığım tarihte, fatura tarihi 8. ayın 10'u. Yani yaklaşık 2 ay civarı bir süre geçti. Yenilenmiş adı altında aldım. Şöyle gönderdikleri TS zımbırtılı iPhone X cihaz aldım. Görünüyor mu bilmiyorum ama değişen parçalar sadece cihazın yazılımı orijinaldir yazıyor. Vodafone Uno Bilişim Dijital İletişim Anonim Şirketi diye bir şirketle anlaşma yapmışlar. Ve cihazları oradan temin ediyorlar. Benim sıkıntım şu arkadaşlar. Sakın ama sakın Vodafone'dan yenilenmiş cihaz almayın. Şöyle kutunun arkasında çağrı merkezi vesaire yazıyor. Arıyorsunuz, hiçbir şekilde muhatap bulamıyorsunuz. İnternetten araştırıp başka bir numaralarını buluyorum. Oradan ulaşmaya çalışıyorum. İşin aslına gelirsek bataryası sözde orijinal. Çağrı merkezindeki, daha doğrusu çağrı merkezindeki hanımefendi cihazın değişen parçalar kısmında diyorum. Cihazın yazılımı günceldir diyorum. Bana dediği şey cihazda her şey orijinal. Bu yüzden bu şekilde yazıyor. Tabi telefondan anlamadığım için bana sonradan dank etti. Telefoncuları gezdim. Direkt telefonun ekranına bakan, ekranın yan sanayi dandik olduğunu söyledi. Hayriyetten şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Şurada görünüyor mu? Telefonun şu kısmında ekranı açtığımda şöyle yaptığımda görüyorsunuz. Şişme var. Bana kullanıcı hatası olmazsa yapabileceklerini söylediler vesaire. Neyse, garantiye gönderip 20 gün telefonsuz kalamazdım çünkü çalışıyorum. Yedek telefonum yok. Ben de gittim telefoncudan. Batarya değiştirdim. Sadece bataryayı değiştirdim ve bana orijinal dedikleri, mesela parça, Rowa diye bir marka. Telefon bu şekilde. Ekranı yan sanayi. Bunu bilgilendirmek amaçlı çekiyorum. Telefonu açtırmasaydım içindekilerin orijinal olduğuna inanacaktım. Bataryası şişmişti. Telefonu atsan atılmaz, satsan satılmaz. Görüyorsunuz. Rowa. Sözde orijinal. Vodafone'dan yenilenmiş cihaz almayın, aldırmayın. Önermiyorum. Mecbur olmasam almazdım ama işte gördüğünüz gibi. Bu arada pili değiştirmeden, telefoncuda pili değiştirmeden önce de bataryası şişti. O kadar çok ısınıyordu ki mecbur değiştirmek zorunda kaldım. Dolandırılmayın arkadaşlar.